Gençlik merhaba. TYT Biyoloji Kamp programımızın dördüncü günündeyiz. Bu bizim ikinci videomuz. Konumuz yine hücre. Hücre konusuyla ilgili Milli Eğitim kitabındaki soruların TYT'ye uyarlanması şeklinde bir test soru programı hazırladık size. 28 tane sorumuz olacak gençler. Hemen başlayalım, bu sorularımızı çözmeye başlayalım zaman kaybetmeden. Birinci sorumuzla baktığımız zaman aşağıda verilen özelliklerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücreler arasında ayırt edici özelliktir? Gençler, özellikle de dedik ya, bu sene prokaryot ökaryot karşılaştırmasını özellikle de sınıflandırmada sorabilecekleri bir sorudur. Bunu çok iyi bilelim. Tabii hücre konusunda da bu geçiyor. DNA taşımı ayırt edici bir özellik olamaz. İkisinde de var. Protein sentezi ikisinde de olduğu için herhangi birisi için ayırt edici bir özellik değildir. Eşeysiz üreme ile çoğalma ikisi için ayırt edici olamaz. Çünkü eşeysiz üreme prokaryotlarda da var, ökaryotlarda da var. Hücre duvarına sahip olma ökaryotlarda da olabilir, prokaryotlarda da olabilir. Önemli olan bir elemanda olması, yani herhangi bir ökaryot elemanda olsa bile ökaryotların bir özelliği sayılıyor. Çünkü burada bütün canlıları karşılaştırmıyoruz. Yani grup olarak ökaryot ile prokaryotu karşılaştırıyoruz. Mitoz bölünme gençler ayırt edici bir özelliktir. Çünkü mitoz bölünme prokaryot canlılarda yoktur. Ökaryot canlılarda vardır. Bakın, mitoz bölünmeyi eski bilgiler gibi bölünme olarak almıyoruz. Çünkü mitoz bölünme çekirdek bölünmesidir. Peki çekirdek bölünmesi prokaryotlarda var mı? Hayır. Neden? Çünkü prokaryotlarda çekirdek yok ki bir de bölünmesi olsun. O zaman mitoz bölünme ökaryot canlılara özgü bir özelliktir. O zaman ayırt edici bir özellik oldu. Cevabımız da E şıkkı olmuş oldu gençler. İkinci sorumuz, hemen bakalım. Aşağıda verilen organel çiftlerinden hangisinde oksijen üretimi gerçekleşir? Kloroplast oksijen üretimi gerçekleşir ama mitokondride tüketimi var. Lizozomda ve sentrozomda üretimi de yok, tüketimi de yok. Alakası yok yani oksijenle. Kloroplastlarda üretim var, peroksizomlarda da var gençler. Bu soruyu daha önce tersten sormuştuk başka bir testimizde. Orada ne demiştik? Oksijen tüketimi olur demiştik. Onu da mitokondri ve peroksizom demiştik. Demek ki peroksizom hem oksijenin üretildiği hem de oksijenin tüketildiği bir organeldir. O zaman sorumuzun cevabı burada C şıkkı olmuş oldu. Golgi aygıtında ve ribozomda oksijen üretimi de tüketimi de yoktur. Endoplazmik retikulum ve kofulda da yine ne üretim var ne de tüketim var. O yüzden cevap C şıkkı olmuş oldu. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bol nişasta sentezi yapan bir bitki hücresinde, bir gençlik bakın bu tarz sorularla çok fazla karşılaşmışsınızdır. Hemen ne olur bakın, hangileri gözlenir diyor. Bir kere bakın, nişasta sentez diyor isen demek ki glikozlar azalacak, nişasta üretimi artacak. Bu durumda da nişasta üretimi artınca su miktarı da artar. Yani turgor falan basıncı da artmış olur. Bu durumda hücre şişecektir. Tabii burada bir bitki hücresinden bahsediyoruz. O zaman çekirdeğin hücre zarından uzaklaşması olur mu? Olur. Veya şöyle de diyebiliriz. Hücre zarı çekirdekten, yani merkezden, çünkü çekirdek merkez demektir, uzaklaşır ve hücre çeperine yaklaşır. O zaman doğrudur bu. Osmotik basınç azalır mı? Azalır, çünkü turgor basıncı artıyor. Neden? Çünkü burada su üretimi arttı. Su demek zaten turgor basıncı demektir. Emme kuvveti artar mı? Hayır, emme kuvveti artmıyor ki, zaten su doluyor. Bir kere emme kuvveti osmotik basınçla zaten doğru orantılı. Hücre zarının selüloz çepere yaklaşması olur mu? Evet, hücre zarı aynı zamanda ne olur gençler? Hücre zarı hücre çeperine de yaklaşır. Çünkü hücrede bir şişme meydana geliyor. O zaman buna da doğru deriz. Ve cevabımız ne olur gençler? 1, 2 ve 4 olmuş oldu. O zaman 3. sorumuzun cevabı E şıkkıdır deriz. Hemen 4. sorumuza geçelim gençler. Canlı hücrelerde görülen görevleri hangi hücre organeline aittir? Yağ moleküllerinin sentezinde rol alır. İlaçların ve alkollerin zehirli etkilerini yok eder. Kaslarda kalsiyum iyonlarını depolar. Karaciğerde glikojen depolar. Peki bu özellikler kimin özelliğiydi? Bunlar endoplazmik retikuluma ait olan özelliklerdi. O zaman cevabımız direkt A şıkkı olmuş olacak deriz. Peki gençlik, diğer şıklara da bir bakalım yine bakın. Diğer şıklarımıza da bir bakalım. Lizozom ne yapar? Lizozom sindirim yapardı. Golgi aygıtı daha çok birleştirme, salgılama, ondan sonra aynı zamanda paketleme, hatta ayrıştırma işlemleri de vardır. Koful daha çok depolama ile ilgili. Peroksizom ise zehirli maddelerin, yani vücudumuzda oluşan zehirli maddelerin etkilerini
yok ederdi. Aynı zamanda oksijen üretim ve tüketimini de bu konuda gerçekleştiriyor idi. Hatta mitokondride kullanılacak olan yağ asitlerinin parçalanmasını, küçültülmesini sağlamış olurdu. O yüzden cevap da A şıkkı olur deriz. Beşinci soru, bir hayvan hücresinde gibi görevleri aşağıdaki organellerden hangisi yapar? Embriyonik dönemde el ve ayak parmak aralarının açılması, göz kapaklarının ve ağzın açılması, aynı zamanda hücre içi sindirim. Zaten hücre içi sindirim deyince aklınıza hemen ne gelecektir? Lizozom gelecektir. Ve aynı zamanda mikropların fagositozla yok edilmesini sağlayan organelimiz lizozom organelidir gençler. Hücre iskeleti ne yapar? Hücre iskeleti daha çok destek görevi görür. Peroksizomu biraz önce açıklamıştık zaten. Endoplazmik retikulum daha çok taşıma ile ilgili. Tabi burada bir sürü de görevi vermiştik. Golgi aygıtı da daha çok salgılama demiştik. Burada da görevlerinden bahsettiğimiz için bunu hızlı bir şekilde geçiyoruz. Peki geldik 6. sorumuza. Tatlı sularda yaşayan ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir organizmanın hücre içinde ve yaşadığı ortamdaki bazı maddelerin yoğunluğu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Hücre belirtilen maddeleri içeri almaya devam etmektedir. Cümleye burada dikkat ediyoruz. İçeri almaya devam etmektedir diyor. Bu hücrede meydana gelen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır gençler? Bakın burada zaten hücre içerisindeki ve dışarısındaki maddeleri vermişiz. Demek ki bu turuncu olan hücre dışındaki malzemeyi gösterirken mavi olan da hücre içerisindeki maddeyi gösteriyor. Demek ki hücre içerisinde mavi madde çok bakın. Glikoz daha doğrusu hücre içerisinde çokmuş mesela. O zaman dışarıdan alıyorsa azdan çoğa alacağı için burada ne olur gençlik? Aktif taşıma olur. Peki nötral yağ dışarıda çok ama alıyor. Peki nötral yağı ancak neyle alabilir? Endositoz olayı ile alabilir. Çünkü nötral yağ büyük bir maddedir. Hücre zarındaki porlardan geçemezdi. Yine potasyum dışarıda azmış. İçeride ise çokmuş, o zaman potasyum alabilmesi için yine aktif taşıma yapması lazım. İyot dışarıda ve içeride eşit olduğuna göre yine iyotu da alabiliyorsa bu da aktif taşımadır. Hatta zaten başta aktif taşımayla başlar, sonra aktif taşımayla almaya devam eder. Çünkü madde biraz sonra bu şekilde seviyesi azalacak, yine de almaya devam ediyor diye soruda. O zaman yine aktif taşımaya devam etmiş olacağız. Devam edelim hemen bakalım. İyot... yanlışı bize soruyor tabii burada. İyot hücre içerisinde alınırken kesinlikle ATP harcanır. Tabii ki kesinlikle harcanır. Harcanmaya da devam edecek. Çünkü aktif taşıma ile oluyor dedik ya. Aktif taşıma demek sadece azdan çoğa geçiş değil. Aynı zamanda eşitten eşite geçiş de demiştik zaten. Hemen diğer şıkkımıza bakalım. Hücrenin osmotik basıncı artar, turgor basıncı azalır. Evet, çünkü sen içeriye glikoz alıyorsun, potasyum alıyorsun, iyot alıyorsun. Bunlar da yoğunluk yapacak. Zaten osmotik basınç yoğunluğun basıncı idi. O zaman yine buna da doğrudur deriz gençler. Mitokondrilerin çalışması hızlanır. Neden hızlanır? Çünkü aktif taşıma yapıyorsun, enerji harcıyorsun. Her seferine bakın enerji harcıyorsun. Aslında buradaki bütün olaylarda enerji harcamak zorunda kalıyorsun. O yüzden mitokondri daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Kontraktil kofuların çalışma hızı daha da artar. İşte bu yanlış olur. Çünkü kontraktil kofular ne zaman daha çok çalışır? Hücrenin içerisinde daha fazla su girdiğinde. Halbuki burada su girmiyor ki. Glikoz gibi maddeler giriyor. Yani yoğunluğu artıyor zaten. Tam tersine bunun çalışması aslında yavaşlamış olur. Madde alışverişi sırasında hücre zarının yüzeyi azalır. Evet. Neden azalır peki? Neden azalır? Bakın glikozda azalmıyor. Potasyumda azalmıyor. İyotta azalmıyor ama nötral yağlar alınırken burada endositoz olayı yapıldığı için endositozda da biliyorsunuz hücre zarı hücre kofununa dönüştürülüyordu. O zaman hücre zarının yüzeyinde bir azalma meydana geleceği için cevabımızda gençlik ne oldu? D şıkkı olmuş oldu. 7. Bir hücrenin oksijensiz kalması durumunda faaliyetleri olumsuz olarak etkilenen ilk organel hangisidir? Zaten oksijenle çalışan organelimiz gençler mitokondri olacağı için o zaman ilk etkilenen mitokondridir dersiniz. Peki hocam peroksizom niye olmasın? Zaten peroksizom kendi oksijenini üretebilme özelliğine zaten sahipti. O zaman cevap da direkt C olur. Diğerlerinin zaten oksijenle bir ilişkileri yok. Ama şöyle diyebilirsiniz. Tabii ki enerji üretiminden etkilenecekler ama bize neyi sordu burada? İlk olarak ilk organeli sorduğu için cevap o zaman da mitokondri organeli olmuş olacaktır gençler. 8. Endositoz ve eksositoz olayları için hangileri ortaktır diye bize bir soru sormuş. Zardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin geçişidir. Evet, endositoz büyük maddelerin alınmasıydı hücreye. Eksositoz ise büyük maddelerin dışarı atılmasıydı. Ama ikisinde de büyük maddeler olduğu için o zaman ortak özellik olmuş oldu aslında.
Hücre zarı yüzeyinde değişiklikler olur. Tabii ki olur. Endositoz olayında hücre zarının yüzeyinde bir küçülme olurken egzositozda tabii ki artış olacaktır ama ikisi de tabii ki değişim demektir. Taşıyıcı proteinler ve ATP kullanılması, bakın ATP kullanılması için doğrudur dersin ama taşıyıcı proteinler burada rol almaz. Taşıyıcı proteinler ancak nerede rol alır? Kolaylaştırılmış difüzyonda rol alır. Bir de aktif taşımada rol alır gençler. O yüzden ATP kullanıldığı halde doğru ama yarısı yanlış olmuş oldu. Yani taşıyıcı proteinden dolayı bu bilgi yanlıştır ve cevabımız da C şıkkı olmuş oldu gençler. Geldik 9. soruya. Oksijen yetersizliği durumunda hücre metabolizması bozulur. Hücre öz denetim mekanizması ile boyutunu ve organel sayısını azaltır. Adaptasyon yeteneği aşıldığında hücre zarar görmeye başlar. Enerjiye bağımlı çalışan sodyum taşıyıcıları bozulur. Sodyum hücre içerisinde birikince hücre ve organelleri şişer. Şişmeye bağlı olarak ribozomlar endoplazmik retikulumdan ayrılmaya başlar. Sonuçta lizozomlardaki yıkım enzimleri otolizi başlatır ve hücrenin şişmesine sebep olan sonuç olay aşağıdakilerden hangisidir? Yani bunun sonucunda diyor bir şişme meydana gelecek. Tabii ki burada hücrenin şişmesine sebep olan olay ne olacak gençler? Hücre içerisinde suyun alınması olacaktır. Çünkü burada hücre yoğunlaşıyor. Özellikle bakın sodyum hücre içerisine girdi. En sonunda da ne olacak? Burada bir yoğunlaşma olacağına göre hücrenin içerisinde su olacaktır ve hücrenin patlamasına da sebep olacaktır eninde sonunda. O yüzden cevap bir bilgi sorusu olduğu için direkt A şıkkı diyoruz. Diğer şıkları okumaya bile gerek yok. Cevap A şıkkıdır diyoruz gençler. Hemen 10. sorumuza bakalım. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen madde alımı aşağıdaki şemada gösterilmiştir ki bunun endositoz olduğunu hatta pinositoz olduğunu zaten şekilden görebiliyoruz gençler. Bu şema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Hücrede pinositoz olayı gerçekleşmektedir. Evet, nereden anladık? Çünkü içeriye doğru bir çöküntü var. Halbuki fagositozda dışarıya doğru bir çöküntü meydana geliyordu. 2 ile gösterilen lizozom organeli 1 ile gösterilen Golgi organelinden oluşur. Evet, lizozom Golgi organelinden oluşur. Bakın bu organel bu organelden oluşur. O zaman bu da doğrudur. 3 ile gösterilen koful geçici bir kofuldur. 3 ile gösterilen burada bir besin kofulu var. Bu besin kofulu daha sonra besin kofulu sindirim kofuluna o da daha sonra boşaltım kofuluna dönüştüğü için geçici bir kofuldur. Sürekli bir koful değildir. Madde geçişi sırasında hücre zarının yüzeyinde azalma olacaktır. Neden? Çünkü hücre zarını burada koparıyorsun, getirip burada koful yapıyorsun. O yüzden de hücre zarında bir küçülme meydana gelecektir. Bu olay bakterilerde de gerçekleşir. Bakterilerde gerçekleşirken 1 ve 2 ile gösterilen yapılar görev yapmaz. Gençler bir kere olay bakterilerde görülmez. Bakın bakterilerde zaten görülmez. İkincisi de bakterilerde 1 ve 2 yani lizozom ve Golgi de zaten yoktur. Her türlü ne oldu bu? Şıkkımız komple yanlış oldu zaten. 11. Bir hayvanın kas hücresinden alınan mitokondrilerin uygun ortama bırakıldıklarında solunum reaksiyonları yapmaya devam ettiği görülmüştür diyor. Bu durum mitokondrinin özelliklerinden hangilerinden kaynaklanmaktadır? Kendine ait ribozom bulundurma diyebiliriz çünkü burada enzim protein sentezi yapabiliyor. Solunum enzimleri bulundurma yine enerji ile ilgili bir durumdur. Demek ki enzimlerin ile ATP üretebilme özelliğine sahip ve kendilerine ait DNA bulundurma da yine ilgilidir deriz ve cevabımız da ne olur? E şıkkı olur deriz gençler. 12. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarında ortaktır? Maddelerin çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesi her ikisinde de var. Yani basit difüzyonda da var, kolaylaştırılmış difüzyonda da var. ATP ve enzim kullanılmaması diyor. Evet, basit difüzyonda da, kolaylaştırılmış difüzyonda da ATP de yoktur, enzim de yoktur gençler. O zaman ortak oldu bu. Canlı veya cansız hücrelerde gerçekleşebilme, evet basit difüzyon da deseniz, kolaylaştırılmış difüzyon da deseniz hem canlı hücrelerde olur hem de cansız hücrelerde olur. O zaman bu da ortaktır. Taşıyıcı proteinlerin rol alması, bu kolaylaştırılmış difüzyonda var ama basit difüzyonda bu olay olmaz. Çünkü basit difüzyon fosfolipid tabakasında gerçekleştiği için cevabımız da E şıkkı olur gençler. 13. Bulunduğu ortam ile denge halinde bulunan bir bitki hücresi tebir anında hipotonik ortama atılmıştır. Hücre bir süre bu ortamda bekletilmiştir. Sonra diyor ki, bu ortamdan alınıp T2 anında hipertonik ortama atılmıştır.
Buna göre hücre ile ilgili verilen değişim grafiklerinden hangisi yanlıştır? Önce bunu bir yorumlayalım gençler. Bakın denge halindeysen eğer, yani osmotik denge var burada. Daha sonra hipotoniye almışsın. Hipotonikte ne olur? Şişer. Hatta demiştik ki bakın hipo ne demekti? Sulu bir ortam demektir. Hatta bu O harfinden farka da dikkat edin demiştik. O şişkinliği çağrıştırır. O zaman burada bir şişme meydana gelecektir. İkincisinde ise bakın nereye almışız? Hipertonik, yani yüksek yoğunluk, yani kuru bir ortama atmışız. Hücre burada büzülecektir. Hatta bu E harfi de bize büzmeyi çağrıştırırdı. Kime karşı? O'ya karşı. Demiştik zaten, bir kodlama yapmıştık konu anlatımında. O zaman hücre önce denge halinde olacak. Sonra su alacak ve sonra da ne olacak gençler? Bu suyunu kaybedecektir. Buna göre hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Önce dengeyle başlıyorsun zaten. T1 anında su miktarı artar mı? Evet, artar hipotonik olduğu için. T2 anında da azalmaya başlar mı? Azalır. O zaman bu grafiğimiz doğru bir grafik gençler. Peki osmotik basınç grafiğimiz. Şimdi hücremiz su alıyorsa bakın birinci durumda ne yapacaktı? Su alacak. Su alan bir hücremizin osmotik basıncı tabii ki düşecektir. Çünkü hipotonik ortam su ortamıdır. Su da turgor demektir. O zaman osmotik basınç bunlarla ters. Peki ikinci ortamda nereye koymuşuz? Hipertonik ortama koymuşuz. Hipertonik ortamda hücre su kaybedecektir. Su gidecek. O zaman turgor gider. Bu durumda yerine kim gelecektir? Osmotik basınç gelecektir. O zaman bu da doğrudur. Peki C şıkkımıza bakalım hemen. Yine bakın su alıyordu, su aldı, sonra da düştü. O zaman bu da doğru olmuş olur gençler. Yani zaten şu iki grafik birbiriyle paralel zaten. Çünkü su ile o turgor basıncı aynı şeydi. Peki emmek şuna bakalım. Zar çeper arasındaki mesafeye önce bir bakalım. Burada gençlik ne olur? Denge halinde normalde hücremiz bakın hipotonik olduğuna göre, yani su alacağına göre, şişeceğine göre hücre zarı çepere yaklaşır. O zaman zar ile çeper arasındaki mesafe gittikçe ne olacaktır? Azalacaktır. Peki daha sonra hipertonik ortama koyduğunuzda hücre zarı büzülecektir. Ortaya doğru gidecektir. Bu durumda hücre zarı çeperden uzaklaşacaktır. O zaman bu grafiğimizde ne oldu? Doğru olmuş oldu. Emek kuvvetini sıfırlayamazsın ki veya sıfıra yakın gösteremezsin ki bakın. O yüzden gençlik hemen direkt cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Osmotik denge halindeyiz diyor. Bu hemen hemen sıfıra yakın, hatta burada da sıfırlıyor. O yüzden de osmotik basınç ve turgor basıncı sıfırlayamazsın. Dengeleyebilirsin ama sıfırlayamazsın. Cevap da bu durumda D şıkkı olmuş oldu. Çok orijinal ÖSYM tarzı bir soru gençler, buna dikkat edelim. 14. Hücre içindeki amino asit yoğunluğu %20 olan bir amip %10'luk amino asit içeren bir ortama bırakılıyor. Bir süre sonra amipin amino asit yoğunluğunun %25 olduğu gözleniyor bakın. O zaman ne oldu bakın? Amino asit hücre için kendi yoğunluğu %20'ymiş. Dışarıda da %10'luk varmış. Bir süre sonra bakın 25'e yükseldiğine göre demek ki bu dışarıdaki glikozları amino asitleri almış. Peki bu azdan çoğa geçiş değil mi? Evet, azdan çoğa geçiş. Azdan çoğa geçiş olan olay nedir? Aktif taşımadır diyebiliriz. Peki egzositoz niye demeyiz? Çünkü egzositoz büyük maddelerin hücre dışına atılmasıdır. Fagositoz ve pinositoz ise büyük maddelerin alınmasıdır. Amino asit monomer bir maddedir. Büyük bir madde değildir ki. Peki kolaylaştırılmış difüzyon niye değil? Çünkü kolaylaştırılmış difüzyonda madde çoktan aza doğru gider. Halbuki burada ne yapılmış? Azdan çoğa gidilmiş. O yüzden cevap da D şıkkı oldu gençler. 15. Endoplazmik retikulum organeli ile ilgili gibi özelliklerden hangileri doğrudur? Endoplazmik retikulum çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar uzanan kanalcıklar sistemidir. Doğrudur. Granülsüz endoplazmik retikulumda lipid sentezi, mineral ve glikojen depolaması görülür. Evet, hem yağ sentezi yapar, aynı zamanda mineral depolar, özellikle çizgili kaslardaki endoplazmik retikulum kalsiyum depolar. Karaciğerdeki endoplazmik retikulum glikojen depolar. Asidik ve bazik reaksiyonların birbirini etkilemeden gerçekleşmesini de sağlar. Çünkü endoplazmik retikulum sitoplazmayı çeşitli bölgelere ayırarak orada gerçekleşen asidik ve bazik reaksiyonların birbirine zarar vermesini engeller. Tüm canlı hücrelerde hücre içi madde taşınmasında rol alır diyor. Halbuki gençler tamam, hücre taşınması, madde taşınmasında rol alır ama tüm canlı hücrelerde, mesela prokaryot dediğimiz arkelerde ve bakterilerde endoplazmik retikulum olamaz ki. Orada sadece hangi organel vardı? Ribozom organeli vardı. 1, 2, 3, 4, doğru olmuş olur. Cevabımız da C şıkkı olmuş olur gençler. 16. Bir bakteri hücre dışına gönderilecek olan bir protein üretilip salgılanması sürecinde, buraya dikkat edelim gençler. Bakın bir bakteride
hücre dışına gönderilecek olan bir proteinin üretilip salgılanması sürecinde gibi verilen hücresel yapıların görev alma sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Burada bakteriye dikkat edin. Bakın burada ben özellikle dikkat ettirmesem çoğu öğrenci burada düşecektir. Çünkü bakın bakteride dikkat etmek gerekiyor. Öğrenci salgı falan deyince hemen aklına ne geliyor? Golgi geliyor. İşte taşıma falan deyince hemen endoplazmik retikulum falan geliyor. Direkt bunları şıklara koyacak zaten. Halbuki bu bir bakteridir. Bakteride endoplazmik retikulum yok, Golgi yok. Direkt ele onu. O zaman bu bakteride ribozomdan madde üretilecek ve hücre zarından da sitoplazmik hareketler sonucunda dışarı çıkacağı için o zaman cevapta ne olacak gençler? Önce 2 görev alacak, sonra hücre zarı görev alacak ve cevabımız da direkt A şıkkı olmuş olacak. Peki bu bakteri olmasaydı da herhangi başka bir canlı vermiş olsaydı, yani ökaryot bir canlı vermiş olsaydı, o zaman ilk başta ribozom olurdu. Sonra endoplazmik retikulum olurdu. Yani bu granüllü endoplazmik retikulumlarda gerçekleşecekti bu olay. Daha sonra Golgi'ye geçecekti. Golgi onu salacaktı ve en sonunda hücre zarından geçecekti. O zaman sıralamayı 2, 3, 4 ve 1 şeklinde sıralayabilirdik. Ama bu bir ökaryot canlı olsaydı. Fakat burada ne vermiş bize? Bakteri vermiş. O yüzden gençlik buraya dikkat edelim. Böyle bir soruyu sordular. Bakın daha önce sordular. Bu sefer bakteriyi buraya ekleyip sorarlarsa bizi düşürebilirler. O yüzden dikkat etmek gerekiyor gençler. Hemen geçelim 17'ye. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri mitokondri ve kloroplast organelleri için ortaktır? Çift zarla çevrili olma mitokondride de var, kloroplastta da var. ATP üretimi yapma ikisinde de var. Kendisine ait DNA ve RNA olması o da ortaktır. O zaman cevap da otomatikmen E şıkkı olmuş oldu. 18. Aşağıda verilen gibi organellerin hangilerinde gerçekleşen reaksiyonlarda monomer madde kullanılır? Buraya dikkat edelim gençler. Şimdi bakın Golgi ayıtı monomer kullanabilir mi? Kullanabilir tabii ki. Mesela Golgi'ye protein geldi. Bu proteine glikoz katarak mesela glikoprotein üretebilir. Glikolipid üretebilir bakın. O zaman monomer madde ne yaptı? Kullanmış oldu. Peki mitokondri monomer kullanabilir mi? Tabii ki kullanabilir. Mesela diyelim ki amino asitlerden enerji elde edilmesi sırasında monomer kullanmış oluyor. O zaman bu da kullanmış oldu. Ama lizozom monomer kullanamaz gençler. Neden? Çünkü lizozom kompleks maddeleri, polimerleri veya parçalayıp monomer hale getirir. Yani sindirim yapar. Halbuki sindirim olayı monomer kullanmaz ki. Amaç zaten monomer madde oluşturmaktır. Yani sindirimin sonucudur bu monomer maddeler. O yüzden de 3 olmaz oluru bize sorduğu için 1-2 deriz, C şıkkı deriz. 18. U biçiminde bir boru ve sadece küçük moleküllü maddelere geçirebilen yarı geçirgen zar kullanılarak yapılan deneyler aşağıda verilmiştir gençler. Hemen bakıyoruz. Bakın bu birinci tarafa saf su konulmuş. İkinci tarafa glikoz çözeltisi konulmuş. Ve yarı geçirgen bir zar var. Bir süre sonra bakıyoruz ki denge var. Yani bir denge bozulmadı. Neden? Neden bozulmaz? Çünkü gençler glikoz B'den A'ya geçecektir. Aynı zamanda su da A'dan B'ye geçecektir. Ve denge devam edecektir yani. Burada bir dengelenme bozulması olmuyor. Peki ikincisine bakalım. İkincisinde ise maltoz çözeltisi koymuşuz. Biliyorsunuz maltoz bir disakarittir ve hücre zarından geçemez. O zaman B'den A'ya maltoz geçemez ama saf su A'dan B'ye geçebilir. Bu durumda da ne olacaktır? A seviyesindeki su seviyesi veya sıvı seviyesi düşecektir. B seviyesinde de artış gözlenecektir. Buraya dikkat edelim gençler. Peki deneyde elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım. Birinci deneyin sonucunda U borusunun her iki kolunda da glikoz bulunur. Evet glikoz buradaydı, burada ya da geçer. O zaman hem burada hem burada glikoza rastlarım. O zaman bu doğru olmuş oldu. A kolunda maltoz moleküllerine rastlanmaz. Tabii ki rastlanmaz. Neden? Çünkü maltoz büyük maddede buraya geçemez ki. O zaman bu da doğru olmuş oldu. İkinci deneyin başlangıcında A kolundaki sıvının osmotik basıncı B kolundaki sıvıdan düşüktür diyor. Halbuki burada gençler zaten osmotik basınç yüksektir. Düşüktür. Evet osmotik basınç çünkü çözünmüş maddelerin basıncıydı. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Pardon yanlış söyleyecektik, az kalsın. Düzelttik sonunda. İkinci deneyin sonucunda B kolundaki sıvının osmotik basıncı artmıştır diyor. Şimdi B kolunda su geldi. Bakın maltozdu ya burada.
Zaten buraya daha fazla su geldi. Daha fazla su gelmezse demek turgor basıncı demektir. Turgor basıncı artar. Osmotik basınç artmaz ki. O zaman cevabımız direkt ne olacak? D şıkkı olmuş olacak. Yine biz E şıkkını da her zaman okuyoruz gençler. Ne demiştik? Biyolojide bütün şıkları okumadan asla cevap vermeyin. Birinci deney sonucunda A ve B kollarındaki çözeltiler izotonik hale gelir. Tabii izotonik ne demek? Eşit yoğunluktaki demektir. İki taraftaki de izotonik olacaktır gençler. 20. Aşağıdaki deney düzeneğinde birinci durumda çözeltide bulunan bitki hücresi yoğunluğu bilinmeyen ikinci durumdaki çözeltiye konulduğunda bu hücrede meydana gelen değişim gösterilmiştir. Şimdi tamam böyle bir hücremiz varmış. Şöyle bir ortama atmışız. Hücremiz bu hale gelmiş. Ne olmuş bakın? Hücre zarı, bakın şurası hücre zarı. Hücre çeperinden uzaklaşmış. Veya bakın şurası bu mavi olan merkezi kofuldur. Merkezi kofulumuzun küçüldüğünü görüyoruz. Ha, o zaman demek ki bu ikinci durumdaki sıvı çözelti yani ortam hipertonik bir ortammış o zaman. Bu deney düzeneği ile meydana gelen değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır diyor bakalım hemen. Hücre zarı çekirdeğe yaklaşmıştır. Evet bakın hücre zarı ne oldu? Buradaydı. Daha doğrusu buradaydı. Gelmiş buraya bakın. Çekirdeğe yaklaşmış. Yani merkezde toplanmış bu. Hücrenin emme kuvveti tabii ki artmaktadır. Çünkü hücre suyunu kaybetmiş, büzülmüş zaten. Hücre hipertonik ortamdadır. Tabii ki bu da doğru. Büzüldüğünü gösterdik, gördük çünkü. Hücre zarı çeperden uzaklaşmıştır. Evet, hücre zarı çeperden uzaklaşmıştır. O zaman bu da doğru. Hücrenin merkezi kofulundaki yoğunluk azalmıştır. Hayır, yoğunluk arttı. Çünkü merkezi koful suyunu kaybetti. Su gidince ne oldu? Osmotik basınç arttı, yoğunluk arttı. Çünkü yoğunluk osmotik basınç eşdeğerdir zaten. O yüzden cevabımız da E şıkkı olmuş oldu. 21. sorumuza bakalım gençler. Bitki ve hayvan hücrelerinde verilenlerden hangisi veya hangileri ortak olarak görülür? Bakın, hücre duvarı bitkilerde var ama hayvan hücrelerinde yoktur. O zaman bakın bu ortak olmadı. Galaktoz her ikisinde vardır. Bakın özellikle galaktozu buraya koyduk gençler. Galaktoz deyince öğrencinin aklına süt şekeri geliyor. Gençler süt şekeri olan laktozdur. O yüzden galaktoz hem bitki hücrelerinde var hem hayvan hücrelerinde var. Hatta mantar ve bakteri hücrelerinde de vardır. Yani galaktoz hayvanlara özgü bir madde değildir. Buna dikkat edelim. Fotosentez bitkilerde olur. Nişasta bitkilerde olur. Ama DNA replikasyonu, DNA'nın eşlenmesi ikisinde de ortaktır. O zaman cevabımız ne olacak gençler? 2 ve 5 olacaktır ve D şıkkı olmuş olacaktır. 22. Hayvansal hücre ve hücrenin bulunduğu ortam ile madde alışverişi yandaki aşağıdaki gibi verilmiştir gençler. Bunu düzeltirim. Bu kitapta öyleydi. Ben de bu şekilde değiştirdim. Tabi bu şekilleri falan da biraz uygulama yaparak değiştiriyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır gençler? Karbondioksit dışarı taşınırken ATP harcanmaz. Zaten gazlar difüzyonla geçiş yapar gençler. Karbondioksit burada zaten çoktan aza doğru geçiyor. Difüzyondur zaten. Bu ATP harcanmaz. Tabii ki doğrudur. Oksijen taşınması difüzyon ile gerçekleşir. Evet oksijene bakalım gençler. Zaten dışarıdan içeriye geçiyor ki gazlar difüzyona uğrayabilir sadece. Hatta basit difüzyondur. O da doğru olduğu zaman. Tuz hücreye geçerken enerji harcanır. Tuza bakalım 2'den 5'e geçtiğine göre azdan çoğa geçmiştir ve aktif taşıma olduğu için. Bu da doğrudur. Protein ancak egzositoz ile hücreden uzaklaşır. Evet bakalım protein tabii ki burada büyük bir maddedir. Oranın hiçbir önemi yoktur. Ancak egzositoz ile dışarıya verilebilir. Bu da doğrudur. Glikozun taşınmasında ATP kullanılmaz. Gençler bakın glikoz 2'den 2'ye geçiyor ya. Yani eşitten eşite geçiyor ya. O zaman bu aktif taşımadır zaten bakın. Burada kullanılmaz dediği için yanlış olur. O zaman cevap E şıkkı oldu. 23. Yukarıda verilen hayatsal olayların tümünü gerçekleştiren bitkisel organel aşağıdakilerden hangisidir? Bakın özellikle bitkisel olduğunu söylemiş. ATP üretme deyince aklıma hem mitokondri gelir hem aynı zamanda kloroplast gelir. Bölünerek çoğalma yine mitokondri de gelir, kloroplast da gelir. Enzim sentezi deyince yine kloroplast da gelir, mitokondri de gelir. Ama özellikle bitkisel dediği için biz de ne yapıyoruz burada? Kloroplastı almış oluyoruz gençler. Buna dikkat edelim. Ne demiş bakın? Yukarıda verilen hayatsal olayların tümünü gerçekleştiren bitkisel organel. Yani bitkide var manasında daha çok kullanırsak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu mitokondride olabilir. Tabii ki olabilir. Ama özellikle bitki kelimesini burada kullanınca biz bunda kloroplast kararı almış oluyoruz gençler. 24.
İnsülin hormonunun yeterince salgılanmaması sonucunda glikoz hücrelere yeterli hızda geçemez ve kandaki glikoz yoğunluğu artar. Bu duruma şeker hastalığı denir. Buna göre şeker hastalarında hangisinin ya da hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi gençler, şeker hastalığında kanın osmotik basıncı artar. Neden? Çünkü şeker suda çözünen veya kanda çözünen bir maddedir. Yoğunluğa sebep olur. Bu da kan osmotik basıncının artması demektir zaten. Dokulardan kana su geçişinin hızlanması olur. Çünkü kanın osmotik basıncı olunca çevresinden su çekecektir. Bu da doğrudur. Kan hacminin artması. Tabii ki kan hacmi artacak. Çünkü doku sıvısı daha fazla miktarda kana geçecektir. Çünkü kanın osmotik basıncı arttı. O zaman cevabımız da ne olur gençler? E şıkkı olmuş olur. 25. Aşağıda bulunduğu ortam ile denge halinde olan %10'luk yoğunluğa sahip bir bitki hücresi verilmiştir. Burada bakın %10'luk yoğunluğa sahip bir hücre verilmiş. Sonra gençlik saf glikozun saf su konulmuş. Ondan sonra bakın %30'luk glikoz çözeltisi. Şu glikozu kaymış buradan alacağız. %10'luk glikoz çözeltisi yine gençler. Bunu düzeltirim yine. Burada bir hata var. Bunu düzeltirim. Buraya alırım glikozu. Bu saf su demek sadece. Burada %30'luk glikoz çözeltisi var. Burada da %10'luk glikoz çözeltisi. Yani buradaki glikoz burada kaymış gençler. Onu düzeltirim dediğim gibi. Hücre bu ortamdan alınarak sırasıyla yukarıdaki verilen ortamlara bırakılırsa hücrede meydana gelen değişimler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir gençler? Şimdi biz hücremizi önce saf suya attığımız zaman ne olur? Saf suda hücre su alır şişer. Su alıp şişmesi durumuna biz ne diyoruz? Turgor diyoruz. Bunun %10'luk glikozu vardı gençler. Şimdi ben bunu %30'luk glikoza atarsam o zaman daha yoğun bir ortama atmış oluyorum. Hipertonik bir ortama atmış oluyorum. O zaman hücremizde ne olur? Plazmolize olur. Yani büzülme olur. Daha sonra %10'luk glikoza katarsam da gençler eski haline gelecektir zamanla ve buna da deplazmoliz diyeceğiz. Burada hemoliz olmaz. Zaten bitki hücrelerinde de hemoliz olayı gerçekleşmiyordu. Hemolizi ancak hayvan hücrelerinde gerçekleşiyordu. Gençler başta 28 soru herhalde söyledim de yanlış söyledim. Demek ki 25 sorumuz varmış gençler. 25 tane sorumuzu çözmüş olduk. Böylece gençler Milli Eğitim kitaplarında karşınıza gelebilecek bütün sorular aslında çözmüş olduk. Orada birkaç tane böyle çok eften püften sorular vardı. Onları almadım. Böyle zamanınızı almamak adına en kıymetli, en değerli sorularını aldım. Bu şekilde de karşımıza çıkabilecek bütün soru tiplerini de aldık. Kaliteli sorular gerçek. Bunlar güzel sorular. Yani kötü sorular değil gençler. Bazı sorular belki size çok basit gelebilir. Ama ÖSYM'de artık öyle çok karmaşık, kompleks sorular sormuyor aslında. Yani bazen bir soru veya iki soru biraz zor oluyor ama %90'ı da çok daha basit soruluyor gençler. Dediğim gibi her zaman ÖSYM kaynaklarına yakın çalışın. MEP kaynaklarından çalışın. Çünkü birebir sorular geliyor. Ben akıllı olan öğrenci bana göre Milli Eğitim'den uzaklaşmaz. Daha çok Milli Eğitim sorularını, ondan sonra çıkmış soruları çözer. Milli Eğitim kitaplarından çalışır. Çünkü sorular, sınav soruları direkt oradan geliyor. Kaynaklardan uzak durun. Çünkü kaynaklarda çok hatalı, problemli sorular var. Hemen hemen şu an meşhur olan bütün kaynaklarda var gençler. A, B, C isimlerini vermek istemiyorum ama çok hatalı sorular var. Belki bir iki kaynak hatalı sorusu çok az ama onlar bile bana göre %80 sorusu ÖSYM ile uzaktan yakından alakası yok gençler. Evet gençlik, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.